İyi akşamlar sevgili Cem TV izleyicileri. Doğruların konuşulduğu spor programı Açık Tribüne hoş geldiniz. Değerli yorumcumuz Serdar Dinçbaylı ile sonu gelen Süper Lig, TFF 1. Lig'in yeni şampiyonu Hatayspor ve Galatasaray'da neler oluyor onları konuşacağız. Tabii çok kısa bir süre sonra belki de şampiyonu belirleyecek maçlar oynanacak. Konya Spor deplasmanında lider Başakşehir, Trabzonspor Denizli Spor deplasmanında Avrupa kovalayan Beşiktaş, Malatya'da şans arıyor, golcüsü yok siyah beyazlı ekibin. Ve şu sıralar oynanan maçta da Kasımpaşa Spor alt tarafı ilgilendiren cayır cayır alev alev maçta Çaykur Rizespor önünde 1-0 önde diye toparlayalım ve değerli yorumcumuz Serdar Dinçbaylı'ya hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş buldum. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Evet, bu hafta programımızı bir saat erkene çektik. Çünkü espri yapıyorduk. Hani şampiyonluğun böylesine belli olabileceği belki, Trabzonspor'un puan kaybı Başakşehir'in kazanması halinde. Hani inşallah öyle bir şey olmaz o ayrı. Ve Beşiktaş Avrupa Kupası mücadelesi verirken, hani alternatif kanalda biz Allame-i Cihan olsak, izlenirlik oranımız düşer. En iyisi biz bir maç önü programı yapalım dedik. İsabet olmuş. İyi oldu değil mi? Hı hı. Tabii şimdi maç konuşacağız diye kendimizi böyle motive ettik. Hatayspor'u konuşacağız diye kendimizi motive ettik. Fakat birdenbire sizin de sosyal medyada ve Cem Haber'de paylaştığınız gelişmeler üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu şu sıralar stüdyomuzun 500 metre kuş uçuşu evet, uzaklığındaki Türk Telekom Arena Stadyumunda, Ali Sami Yen Stadyumunda olağanüstü toplantıya girdi. Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu gayrısız, denetleme kurulu, disiplin kurulu, ne kadar seçilmiş yönetim varsa hepsi şu sıralar bir toplantıdalar. İsterseniz önce Galatasaray'ın bu acil toplantısını bir yorumlayın. Sonra Galatasaray'ın Ankara Gücü maçını yorumlayacağız. Bir de Fatih Terim'in bir fotoğrafı var. Onun üzerine çok şey konuşacağız. Yönetmenimiz Murat Bey'den de o fotoğrafı birazdan ekrana getirmesini isteyelim. Evet, önce şu anki olağanüstü toplantı. Bugün öğlen saatlerinde bir haber geliyor. Bütün kurullar, disiplin kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve yönetim yaklaşık 45-50 kişilik bir... Bugün mü karar alınıyor? Bugün alınıyor ya da ben bugün öğreniyorum ama büyük ihtimal bugün alınıyor. Çünkü haberi alanlar da bugün almış. Yani kurullarda bulunanlar da. Apar topar bir toplantı oluyor. Tabii ki şöyle değerlendirdim ben. Hani Mustafa Cengiz'in ağır bir rahatsızlığı var. Yani Allah şifa versin de. Sanırım hani bunları söylemek çok zor da bir o rahatsızlığının neticesinde belki belli bir süre sonra görev yapamayacak hale gelecek. Bir kurullarıyla, kendi ekibiyle ona çıktığı yolda destek veren adamlarıyla diyelim. Sanırım böyle bir konuşma yapacak. Tabii bu toplantıdan çok şey de çıkabilir. Çok şey çıkabilir. Erken seçim kararı çıkabilir ki en yüksek ihtimalli gördüğüm odur. Eğer Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı görev yapamayacak kadar rahatsızsa, seçime 6 ay kaladan önce ise de bu durum, mutlaka erken seçim kararı alınıyor. Ama 6 ay kalırsa içeriden bir yöneticiye devam ediyor. İçeriden biri değil, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak Galatasaray başkanı. Evet, Tüzük'te öyle yazıyor. Fakat orada tabii şimdi bu konuyu bitirelim de oradaki başka türlü hikayeler de var. Onlardan da konuşmak istiyorum. Bu arada Kasımpaşa ikinci golü attı Anıl'la. Çaykur Rizespor önünde 2-0 önde ve Çaykur Rizespor'da sanırım Galatasaray'ın ahını almıştı evet, galiba. Bu saatten sonra zor kurtarır. Evet, devam edelim lütfen. Sonra şimdi 6 ay kala çok önemli. Yani demek oluyor ki Kasım ayının ortalarına kadar eğer Sayın Başkan, ki umarım öyle olur. Umarım görev süresini tamamlar. İnşallah. Tek tepsi ediniz. Umarım sağlığına kavuşur bu. Çünkü tamam bir hastalık, çok vahim bir hastalık ama yani Allah'tan umut kesilmez. Her türlü şifa, o kadar da insan dua ediyor. Tabii kalbi dileğimiz Sayın Mustafa Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşması, kulübünde başında kalması. Benim şahsi dileğim bu. Tıp da elinden geleni yapıyor bu evet, konuda.
Umarız süresini tamamlar. Doğru olanı da o. Bir başkan seçildikten sonra çok anormal şeyler olmadığı sürece süresini tamamlamasında ben fayda görüyorum. Ne olursa olsun arada kesilen yönetimden sonra gelen yönetim ya kısa süreli geliyor ya işte toplama bir yönetim oluyor. Bir türlü gerçek istikrar sağlanamıyor ve kulübün ileriye dönük olan planları da tam olarak yerine getirilemiyor. Neticede bu akşamki toplantıda ben erken seçim kararı çıkabileceğini düşünüyorum. İstifa olacağını hiç düşünmüyorum. Yani bu istifa zaten erken karar seçimi gibi algılanabilir. Yani. Ama erken seçim kararı apayrı bir hikaye. Neticede son söz şu, Mustafa Cengiz şu anda ona gönül vermiş olan ekibiyle beraber bir toplantı yapıyor. Bu toplantıda da sanırım duygusal anlar, her karar evet. çıkabileceği gibi duygusal anlar evet. da yaşanıyor ben, olabilir. Ben sizin söylediklerinize ilave yapmak isterim. Mustafa Cengiz çok değer verdiğim, hakikaten kulübün zor döneminde görevi alan, ancak yönetimini bence istediği gibi oluşturamayan, o yüzden de sıkıntı yaşayan, sonra da sağlık sıkıntıları geçiren çok değerli bir insan. Öncelikle sağlık sıkıntılarını atsın. Galatasaray'ın işi, kulübün işi tabii çok kıymetli Galatasaray. Markası dünya çapında bir tabii ürün. Tabii şahıslardan önemli. Ama benim öncelikli talebim saha sonucu, kulübün idarisi, maliyesi vesairesi her tarafa bir kenara bırakılıp öncelikle Sayın Mustafa Cengiz başkanımın sağlığına kavuşması diyelim. Ve yönetmenimiz Murat Bey'den bu işi tabii kapısını açık bırakalım. Hı hı. Çünkü herhangi gelişme benim de gözüm ekranda. Bir parantez daha koyayım ben. Galatasaray Ankara Gücü maçına geçeceğiz ama siz de dinleyelim. Aynı zamanda da sevgili Murat'tan şu Fatih Terim fotoğrafını isteyelim. Görüntüye bir getirsin arkada. Şimdi en azından. Mustafa Cengiz başkan seçildi. Zor bir durumda geldi. Fakat gelişiyle beraber bir şey uymadı. Kan uyuşmazlığı oldu. Galatasaray bambaşka bir yapıya camia. Doğru gitti. Ve Mustafa Cengiz'in aklındaki projeler Galatasaray'a uyarlanmasının imkanı yoktu. Ekibi de bana göre çok zayıftı. Birkaç Galiba kişi, temel sorun da oydu ya. Birkaç kişi götürmeye çalıştılar. Zaten son dönemlerde Sayın Abdurrahim Albayrak fişi çekti. Yani hiçbir yerde duyuyor muyuz Abdurrahim Albayrak konuştu, şöyle söyledi, böyle söyledi. En son Göksel Gümüşdağ'ın önünde ceketini ilikliyordu. Bu Galatasaray camiasında en ufak bir şekilde yani evet. bu dediğim Mustafa Cengiz yönetiminin tavırları Galatasaray camiasında kabul edilmedi. Birçok girişim oldu ama şu da bir gerçek. Tamam Mustafa Cengiz'i Galatasaray camiası kabul edemedi. Fakat kim olacak? Hani bir aday var mı? Diyelim ki Ahmet diye biri çıktı. Serdar diye biri çıktı. Kardeşim ben bu Mustafa Cengiz'in yönetimini beğenmiyorum. Al ben yönetimimi şöyle kuracağım, böyle kuracağım. Ben erken seçim istiyorum ya da seçim istiyorum ya da olağan seçime ben bu şekilde hazırlanıyorum diyen kimse çıkmadı. Hani çok zayıf isimler duyuyoruz. İsimlerini de söylemeye gerek yok. Hani nasıl olacak bu iş bilemiyorum. Hem başkandan şikayetçi bir camia var hem de içinden başkan çıkaramayan bir camia var. Gerçi ben sizle bu konuda aynı fikirde değilim. Çok güçlü isimler de. Hani iş adamlığı işte ne bileyim iş dünyasındaki başarısı, kulübün değerlerine sahip çıkışı anlamında 3-4 kişinin ismini duydum. Olabilir yani söyleyeyim. Hani yani Mustafa Başkan kabul etmedi o isimleri. Sayın Başkan da başkanla oturmadan 3 sene önce Galatasaray TV'de sizin gibi stüdyoyu paylaştığımız değerli evet. bir genel kurul üyesiydi. Ara sıra işte iyi Galatasaraylıydı. Maç yorumuna çıkardı. Ama işte sonuçta başkanlık koltuğu çok oturdu. Takımı şampiyon da yaptı. Baktığın zaman hani artı eksi üzerinden gidersen. Şimdi onu o kadar çok tartışmak gerek ki. Sayın Mustafa Cengiz mi o takımı şampiyon yaptı? Yoksa yöneticiliği ya da başkanlığı geç de olsa öğrenen Sayın Dursun Özbek'in kurduğu takım mı şampiyon oldu? Getirdiği hoca mı şampiyon yaptı? Evet. O biraz tartışılır. Hani kurulu hazır bir düzene geldi Mustafa Cengiz. Çok da şansı yaver gitti. Ben hep şöyle diyorum arkadaş ortamlarında.
Mustafa Cengiz ve ekibinin tamamı Kadir Gecesi doğmuş. Hayda, o ne demek? Çok şanslı. Birçok yerde şans. Mesela ne oldu? Sermaye piyasasında Galatasaray sermaye arttırımı yaptı. Oradan büyük bir para geldi. İşte şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Oradan büyük bir para geldi. Riva ve Florya satılmıştı. Oradan bir tam onlar gelmeden önce ekstra bir para girişi olmuştu kulübe ki o da birçok kulübün giderini karşıladı. Borçlar yeniden yapılandırılmıştı vesaire. Bunun gibi şeyler. Ayrıca sahada da şansı yaver gitti. Yani hem Fatih Hoca'nın hem de bu Mustafa Cengiz yönetiminin ve 2 sene üst üste şampiyon oldu ve çok zor şartlar altında oldu. Bunu biliyoruz. Bir desteklenen bir Başakşehir var ki konumuz hep oraya dönüyor. Hakemler, federasyon, kulüpler birliği neredeyse tamamı Galatasaray'ın aleyhine çalışmasına rağmen Galatasaray bu 2 seneden şampiyon olarak çıktı. Çıktı ama bu sene fena dövüyorlar. Bu sene pandemi olmasaydı Galatasaray gene şampiyon olacaktı da pandemiden böyle, olmadı. Hani mahallenin böyle yırtık kedileri vardır. Fitken evet. Kimse yanına yaklaşamaz. Önüne gelene basar patiyi. Galatasaray'ın bu sene tırnaklarını kestiler. Kesmediler, söktüler. Evet. Ha kendi de söktü ayrı da. Şimdi isterseniz Ankara Gücü... Çuvaldızı başka yere batırırken iğneye de kendine batırmış. Lig sonuncusu Ankara Gücü'ne 1-0 yeniden Galatasaray'ı konuşalım. Şimdi benim fikrim şu. Bakın Galatasaray'da hangi oyuncu oynamıyorsa o yedek oyuncular çıkar o Ankara Gücü'nü yener. Evet. 2 kere 2-4. Tabii kadro ama farkı çok... dünkü maçı seyrediyorum. Lafı da size vereceğim. Hani bu Gürcü oyuncuları var. Sol tarafta falan oynuyor galiba. Lubanize. Ya adam şey gibi Moskova Katar'ı gibi bir oradan gidiyor bir buradan çıkıyor. Bizim bekler yani Galatasaray'ın bekler maşallah eskort. Hani polis eskortu vardır ya önemli çakıldılar şahıslara zaten onlar. Destek verir yanında gider. Yanında gidiyorlar. Şut atıyor kaleciyle burun buruna. Ya dedim hani bu Ankara Gücü böyle şampiyon adayı falan mı? Sonra tekrar kendi kendime inanmadım. Baktım puan sıralamasının sonunda. Ve Fatih Hoca'nın da bir fotoğrafı var. Ben Murat'tan esas o fotoğrafı rica ediyorum. Emin Bayram'ı sonra konuşacağız. Alnını, kafasını iki avucunun arasına almış düşünüyor. Sevgili yönetmenimiz, evet şu fotoğraf. Yönetmenimizden rica etsek. İşte Galatasaray'ın durumu bu. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Bir Ankara Gücü Galatasaray değerlendirmesi ve Fatih Hoca'nın bu fotoğrafı. Şimdi Mustafa Cengiz yönetiminden bahsederken tabii ki şunlardan da konuşmakta fayda var. Şimdi Fatih Terim aynı konsantrasyonda mı? Neden konsantrasyonu bozuldu? Çünkü sanırım ara transfer döneminde birçok aksaklıklar çıktı. Hatta Mustafa Cengiz o zaman sağlığı yerindeydi ve şöyle bir konuşma yaptı. Hani beğenmeyen gider gibilerinden. Evet. Fatih Hoca'ya bir gider yaptı. Hani kaba tabirle. Fatih Hoca da o günkü konuşmasında şunu söyledi. Yani ben Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki sizin söylediğinizde ben gitmem buradan dedi. Hani çok da istiyorsanız siz kendiniz gönderin beni dedi. Ve transferde bir sürü aksaklık çıktı. Gecikmeler oldu. İşte Falcao alındı. Zorla Falcao alındı. Yani sosyal medya baskısıyla Falcao alındı. Falcao alındığında zaten sakat olduğunu cümle alem biliyordu. Ekstradan bir muayene etmeye gerek yoktu. Çünkü sakat olmayan bir Falcao şey, her takımda iş yapar. 6-7 milyon euro bağladın. Evet. Böyle deyince az geliyor da Türk parasına çevirince yani muazzam bir rakam oluyor. Onu 7 çarp hadi bak ben iyi niyetliyim 7.8 demiyorum şimdi Maliye Bakanı'na gider laf ondan sonra Zülfiyare dokunur. 7 ile çarpacaksınız yani 49. Hadi küsuratını da koy 50 milyon TL. Bu sadece futbolcuya verilen. Sadece oyuncuya. Evet. Menajer Ahmet Bulut alır o parayı. Zaten bakın Falcao hissine karşı değilim ben. Ahmet Bulut'la iş yapan yönetime karşıyım yani. Kusura bakmayın bakın Ahmet Bulut'la vallahi şu suyu içmem. Şu arka tarafta lavabo var elimi yıkamaya gitmem beraber. Çok net söylüyorum. Bak daha ağır laf olmaz. Evet. Çünkü seni 50 kere sana kötü futbolcu satmış, komisyon almış, mahkemelik olmuş, bilmem ne olmuş. Ve senin değerlerine uymayan bazı futbolcularla ortaklığından bahsediliyor. İsim vermeyeyim. Zülfiyare dokunur. Sen hala Ahmet Bulut'la iş yapıyorsan
benim diyecek lafım olamaz. Ama bakın bunu ben düşünmüyorum. Sadece ben söylemiyorum. Ben gazeteci olarak yorumluyorum. Ve çok nazik ifade ettim. O Mali Genel Kurul'da ve Seçimli Genel Kurul'da o Ahmet Bulut'u hani şey gibi yapacaklar. Kevgir gibi yapacaklar. Bak çok net biliyorum. Üstelik hani belki burada Gariban Arif söylerse kimse kale almaz. Serdar Bey söylerse kimse kale almaz. Ki sizi alıyorlar. Ama orada genel kurulda 3-4 tane bildiğim isim var. Hem de böyle gümbür gümbür eski yöneticilik yapmış. Kökten Galatasaraylı, liseden Galatasaraylı, takımdan Galatasaraylı her neyse. Çıkacaklar ve bu Ahmet Bulut konusunu açacaklar. Duayen. Duayen. Ya ne işin var kardeşim senin? Ya bak dünyada tek bir santrfor Falcao kalsa, onun da menajeri Ahmet Bulut olsa vallahi almam. Bak 4-6-0 oynatırım o takımı. Yine şampiyon yaparım bir şekilde. Zaten o adamı almam abi. Şöyle bir şey var. Geçenlerde açıklandı. Menajerler en fazla parayı Galatasaray vermiş. En fazla transfer yapan Galatasaray olmamasına rağmen. Bak o verir. Sana ne bileyim 0 kilometrede gider Brezilya'dan, Afrika'dan, şuradan, buradan. Hani 1'e al 25'e sat oyuncu getirir. O zaman menajere yağdırırsın. Hiç korkma ver. Ama öyle bir şey yok. Ama sattığın zaman yağdırırsın. Ya tamam 1'e aldın 25'e evet. Sattın. Ver 5'ini menajere. Sana gelen oyuncuları ya kiralık geliyor sorunu çıkıyor. Sakat çıkıyor. Ya çok para veriyorsun sakat çıkıyor. Gönülsüz çıkıyor. Moruk kavga aldı ediyor. Aldı o yapırıyı aldı götürdü. Ona engel olamıyorsun falan filan. Yani Galatasaray'ın önümüzdeki sezon bu transfer konusunu bir masaya yatırması lazım. Kulüp yönetimlerinin içinde futboldan çok iyi anlayan, bu menajerlerin dilinden yok anlayan. Yok abi öyle biri olmayacak. Bir tane profesyonel atayacaksın. İşte o adam o olacak. Menajeri tanıyacak. X menajerle iş yapılır. Y menajerle yapılmaz. Ben bunu şimdi, 20 sene önce öğrendim. Evet. Dediler ki bana bak bunlar menajer, bu da menajer. Evet. Onların ama hepsi ortada böyle o dolaşıyor. Evet. Bunu, çok abi alır mısın satar mısın böyle kılıksız kılıksız tipler. Orada oturan kerli ferli bir adam. İşte birçok iyi futbolcunun menajeriymiş dünyada. Ondan alınca herhangi bir problem çıkmıyor. Ya ben Fatih Hoca'nın şu fotoğrafı hakikaten. Mesela Fatih Dün'e dair konuşacak çok şey var. İsterseniz öbür fotoğrafı rica edelim sevgili yönetmenimiz Murat'tan. Biliyorsunuz yerli yabancı bu tartışması var. Altyapıdan oyuncu çıkmıyor dedi. Fatih Hoca da dünkü Ankara Gücü maçına Donk'un sakatlığı üzerine 16 yaşını yeni bitirmiş. 17'den yeni gün almış. 2003 doğumlu. 2003'ün evet. De ortaları doğumlu. Emin Bayram'ı sürdü. Sürmekle de kalmadı. Koluna gözüküyor burada. Kaptanlık pazubandını verdi. Niye dediklerinde de. Vallahi dedi bizde kıdem esastır. Şu an Florya kapısından içeri giren en eski oyuncu Emin Bayram'dı. İlk 11'de ona değil. Verdim dedi. O iş öyle değil. Orada başka bir şey demeye çalışıyor. Orada tabii falan. Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı. Orada bazı futbolculara gönderme yaptı. Evet. Hani kaptanlığını sonuçta takması tabii gereken Emin Bayramlar falan. Siz hak etmiyorsunuz bak bu çocuğa veriyorum diyor. Yolcusunuz bunlar evet. Oynayacak demeye getirdi. Çok mesaj vardı. Fatih Terim'in bir de maç öncesi çok beğendim. Yani yayıncı kuruluş bizi şikayet edebileceği için o görüntüleri getiremiyoruz ekranlara ama motamot şöyle anlatayım. Dedi ki maşallah dedi biz Futbol Federasyonumuzun aldığı yabancı kararına, kısıtlama kararına uyacağız. Kulüplerimizin zaten kasaları para dolu. Bu kural sayesinde evet. Paralar daha da artacak. Dünya üzerinde oynayan Türk oyuncu sayısı patlama yapacak. Maşallah Futbol Federasyonu her konuda çok adaletli. Bu konuda da destekliyoruz diye. Aslında anlayana çok ağır. Bakın ben federasyonun PFDK'sı falan olsam mesela Fatih Hoca'ya geçenlerde 4 maç mı verdiler? Evet. Ben 54 maç veririm ya bak. En ağır açıklaması yani eğer buydu. Veremiyorsa da Futbol Federasyonu korkaktır bak. Veremez. En ağır açıklaması bu. Şimdi veremez bakın ki. Bu hakaret bunun yanında zemzem. Hani diyor ki Fatih Hoca hakem sen kime çalışıyorsun bilmem hakeme bazen de içinde kaba ifadeler olan hakaret olan laflar sayıyor. Ceza alıyor ya sinirlerine hakim olamayın. Bak onlar böyle zemzemle yıkanmış laflar. Fatih Hoca'nın bakın ben bir federasyon başkanı olsam, PFDK başkanı olsam, hukuk kurulunda huzur haklarını Indira Gandhi yapıp her ay görev yapan hukukçular olsam, Indira Gandhi derken yasal yani huzur hakkı alıyor. Evet. Yoksa yasa dışı bir olay değil. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi mahkemelerle uğraşmayalım. Hukuk kurulunun yerinde olsam Fatih Hoca'yı vallahi de biz disiplin kuruna veririm. Çünkü o dalga geçiyor seninle bak. Senin meşruiyetini tartışıyor, varoluşunu tartışıyor, aldığın kararı yerle bir ediyor. Yani bilmiyorum siz ne diyeceksiniz? Sanırım Fatih Hoca'nın söylediğinde hukuksal hiçbir problem yok. Yani hiçbir ne PFDK ya da Türk mahkemeleri
ceza veremez. Zaten adaletin de bu aralar hani Türk mahkemelerinde de PFDK'da da hangi basketbol federasyonunun ceza kurulunda da herhangi bir adalet kalmadı. Hani yargı o kadar çok tuhaf bir değişime uğradı ki. Hani belki siyaset oluyor ama ne yapalım yani Türkiye'nin durumuyla Türk futbolunun durumu 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hiçbir karar adil şekilde çıkmıyor. Belki oradan yararlanarak hani zaten hiçbir adil karar vermedik. Bunu da vermiyoruz diye verebilir ama sanırım gerçek bir yargı olsa Fatih Hoca'yı kimse yargılayamaz söylediklerinden dolayı. O kendi kendine bakın, çıkıp da diğer yani, temennim kurtar, sevgili Serdar, yani yerin dibine batarım ya. Bak net söylüyorum yani yerin dibine batarım ya. Yani ben Futbol Federasyonu olacağım. Çünkü resmen dalga geçiyor. Şimdi Futbol Federasyonu'nun en başından en dibine kadar ben hep böyle düşünüyorum. Ya o kadar çok şey söyleniyor ki laf söyleniyor. Yani bunu yanlış yapıyorsunuz. Bak bu yanlış. Yanlış. Hani yanlış yapıyorsun diye yorum değil yani. Yanlış yapıyorsun. Sen 12 senede 10 kere yabancı sayısı değişmiş. Yani bu federasyon değil zaten. Ondan öncekiler de aynı bunlar gibi. Ve şimdi şöyle durumlar var bu federasyon içinde. İşte PFDK'nın başıyla bilmem tahkim kurulunun başı ortak avukatlık yapıyorlar falan kitap yazmışlar. Envai çeşit hikaye var. Yani bunların olmaması gerek. Temiz orada ismi kirlenmemiş insanların çıkıp orada yargıyı dağıtması gerek. Aynen. En azından bu arada maç sona erdi. Kasımpaşa Spor 2, Çaykur Rizespor 0. Kasımpaşa 39 puan yaptı. Üst tarafa doğru yürüdü. Çaykur Rize 31 puanda kaldı. Allah yardım etsin. Muslera'nın ahı tuttu diyelim biz de bu madem öyle bakın, deniyor. Bakın Rize iliyle bir sıkıntım yok. Ayrıca da sevdiğim bir yerdir. Yemyeşil, deniz falan. Rize sporlu oyuncuların alın teri döken çocuklarla da bir derdim yok. Ünal Hoca'yı da çok severim. Evet. Bakın ben sosyal demokrat ve solcu bir adamım ama geçen Ünal Hoca benim konuşmadık için, bu Trabzon'un yanlış yaptığını. Ünal Hoca benim için çok özel bir adamdır. Vatanını, bayrağını, milletini seven. Bir kere dürüst adam. Dürüst adam. Ne olursa olsun. Hayır, onların emeğine üzülürüm. Ama değil mi ki şu Hasan Kartal? Evet. Ferrari'ye biner, orada çıkar ata biner, elinde çifteyle dolaşır, tabancam olsa hakemi vurur. Müstahak. Adalet yerini buldu dedi Mustafa ayağı kırılınca. Yani şimdi hani kim düşer kim kalır beni ilgilendirmiyor. Temennide de bulunmam ama Rize Spor şu sonuçlara göre düşme ihtimali yüksek. Düşerse suçlusu o başkanı, başkanı da bir değiştirsin. Çünkü tek yegane suçlu, hayır, suçlu başkandır. Başkan. Yani bu kadar camiaların nefretini kazanmaya evet, hiçbir bu başkanın arada, hakkı Kayseri yok. Kayseri maçında da ilginç şeyler oluyor. Goller oluyor. Vardan dönüyor. Kırmızı kartlar çıkıyor. Çünkü Kayseri Gaziantep maçı da bugüne damgasını vuran 90 dakikalardan. Bir şey soracağım. Tabii. Sence VAR sistemi geldi de iyi mi oldu kötü mü oldu? Başakşehir'e yaradı. Değil mi? Bundan başka bir şey olmadı. Yok. Başakşehir evet hocam. Abi şimdi son dönemde bir geyik başladı. Böyle bir Başakşehirli olma merakı. Yani böyle adam gibi bildiğim, Atatürkçülüğüne, laikliğine, demokratlığına inandığım birçok kesim abi oynuyorlar ama. Ya abi hak ediyor. Yok kardeşim bak ne oynuyor ne hak ediyor. Çünkü kuruluşunda şu gömleğimi çıkartmayayım şimdi bir şey yok. Atletim yok yani ya da fanilam yok. Yoksa çıkartırdım. Aşağıdan yanlış iliklenmiş bir gömlek. Stat bedava vermiş Başakşehir Belediyesi. Kamp tesisini bedava vermiş. Kulübü 2014 yılında İBBSK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Indira Gandhi ile almışlar. Bunu da Indira Gandhi diyebilirim. Çünkü 29 kişiyle genel kurulu yapıyorlar. Bir gece yarısı ansızın. 29 kişinin imzasıyla kulübün futbol şubesi meclis üyesi Göksel Bey ve 7 arkadaşına Nuri Ersoy Bey falan var. ETS'nin sahibi bakan. İşte şimdiki Sayın Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu hastaneler grubu da sponsorluğunu falan üstleniyor. Böyle bir yapı. O yüzden kimse çalmışlar bana, yani futbol şubesini. Almışlar diyelim. Yani sen bir çek diyorsun. Ben almışlar diyeyim. Yani gece ansızın gece yarısı, genel ansızın kurulu genel, olursa olağanüstü genel kurulu. Ben başka bir şey demem. Yani kulüp müdürünü falan muhasebi falan evden çağırıyorlar. Gel diyorlar imza at zabıt tut. Sonra da o parayı 15 milyon 700 bin lira. O para hangi şartlarda ödendi? Ödendi mi ödenmedi mi bilmiyorum. Ama vergilerin ödenmediğini biliyorum. Vergiler ne yazık ki İstanbul halkının sırtına bindi. Ekrem İmamoğlu beyefendi
Büyükşehir Belediyesi'ni kazanana kadar bütün iştiraklar arkadaşların giderlerini karşıladı. Hatta bugün Tarık Balyalı Bey İBB meclisi vardı. İşte bu arabalarla ilgili konuştu. Beni konuşturmayın burada, hangi kulüplere hangi arabaların verildiğini söylemeyeyim dedi. O kulüplerden birinin de Başakşehir FK olduğu söyleniyor. Futbol kulübü FK. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Hani bir eksik kaldı. Başakşehir bu hale gelene kadar 3-4 senedir işte kafaya oynayan bir takım ve iyi bir kadro kuruyor. Adebayor'u falan alabilir. Abi bak, borcun olmazsa, vergi ödemezsen, vergiyi İstanbul halkının paralarıyla ayakta duran kulübe ödetirsen, hatta işi yüzsüzlüğe vardırıp, bakın bunu yüzsüzlük olarak da söylüyorum, bu da belgelidir. Lütfen beni mahkemeye ver Başakşehir. Sen kulübü devrettikten sonra otobüs parası, şoför parası olmasın deyip belediyenin otobüsü, belediyenin şoförüyle, yani eski kulübünün şoförüyle deplasmanlara gidersen ben sana buradan saydırırım kardeşim. Bak diyorum ki, Başakşehir'in çok değerli hukuk adamları var. Başında da hakikaten o camiadan ayrı tuttuğum, kafası çok çalışan Mustafa Eraüt diye pırıl pırıl bir adam var. Ya beni mahkemeye ver. Arif Bey deyin ki müfteridir, iftira atıyor. Bak, bu kadar açık ve netim. Senin ben bu konuda belgesiz. Belgeler bak, var. Ha, dediği zaman alnının ortasına fotokopi yapıştırırım. Bak şey değil ha, yani direkt çekilmiş telefonla kayıtlar üzerinden. Böyle fotokopiyi böyle çıt 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 çıt. Avukat kardeşlerimin, özür dilerim hukuk camiasından. Başakşehir avukatlarının böyle alnına çıt 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 yapıştırırız. O yüzden hiç o konularda en iyisi. Hani ben söylüyorum, söylüyor, kendi kendine eğleniyor diyorlar. O yakıştırmayı da kabul ediyorum. Ama o kulübün kuruluşunda bu İstanbul halkının, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı vardır kardeşim. Sen bu konuyu zaten birkaç kere Cumhuriyet'te de yazdın. Valla yazdık da yazdığımızda kalıyoruz. Kimse ya federasyonu sana bir ceza vermeye kalkmadığına göre. Federasyonu da eleştiriyoruz. Hani eleştirdiğimizde kalıyoruz. Adamların surat mahkeme duvarı valla. Ya bak şimdi ben biraz federasyon önce dedim başkanı, ya hepsinin suratı kösele. Ben federasyon başkanı olsam, bir tane deli bozuk işte Arif Bey gibi, Serdar Bey gibi, sizden özür dilerim de kendinden özür dilemiyorum. Bu kadar lafı etse ya giderim. İltifat hani, oluyor bu dönemde. Allah için mahkemeye veririm ya, bak bırak kendimi falan, manevi şahsiyetimi geçtim. Ver, ama verirsen işte o zaman resmi kayıtlar istenecek. Ona, o zaman da ben rezil olmayacağım. Benim rezil olacağım. Şöyle demek ki o resmi kayıtlar. 36 sene çalışmışım. Bir tane gariban Tokyo'yum var. Bir tane 8 yaşında arabam var. Onun dışında da bir şeyim yok. Ben rezil olmam. Onlar rezil olur. Bildikleri için de. Araban gençmiş. Seninki daha mı eski? Tabii. Peki. 2005 benim arabam. Evet. Gözümüz gibi bakıyoruz bir şey lastiği falan patlamasın aman diye. Aman aman. Neyse. Bu arada şu var. Yani, Kayseri 9 kişiyle attı. 9 kişi mi kalmış Kayseri? 9 kişi kalmış. İlginç maçlar. İşte o yüzden diyoruz ya, reklama da gidiyoruz. Çünkü bugün programımızı kısa ve erken yapıyoruz. O maçın hemen sonucunu vereyim. 90+4 oynanıyor. Bakıyoruz. Çok ilginç yani. Şöyle çok ilginç. 62'de Menşah topu kaptırıyor. Antep öne geçiyor. Sonra kırmızılar mırmızılar çıkıyor. 87'de 9 kişi kalıyor. 90+2'de de Kravets skoru 1-1 yapıyor. Gerçekten hani nasıl söyleyeyim, direniyor ya Kayseri. Yani Kayseri kalırsa şuradan sevineceğim. Başında bir hanımefendi var, Berna Gözbaşı. Evet. Hakikaten kadın kirlenmiş futbol camiasının dışında yürüyor. Kimsenin diyemediklerini dedi çıktı. Ve bazı terbiyesiz yöneticiler de hanımefendinin üstüne yürümüşler. Evet. Onları da ifşa edeceğim lig bitsin. Şimdi Berna Hanım rica etti Arif Bey. Hani kendi kol kırıldı, benim içimde kaldı. Şu an ligde kalma mücadelesi veriyoruz diye etrafı rica etti. Ama en kritik haftada kadıncağız Kayseri Spor'u ligde tutmak için barın barın bağırırken onun üzerine yürüyen erkek müsveddesi yöneticiler de bu ülkede mevcut diyelim, reklamlara gidelim. Peki. Yeniden merhaba sevgili Cem TV izleyicileri. Gerçekten soluk soluğa birlik izliyoruz. Birazdan başlayacak maçlarda belki de şampiyonluk düğümü çözülecek. Trabzonspor Denizli deplasmanında 4 puan geride. Başakşehir Konya deplasmanında 4 puan ileride. Ama Konya düşme hattında cayır cayır. Ki bugün cayır cayır sonuçlar da vardı. Rize Spor Kasımpaşa'ya 2-0 yenilip geçen haftaki son dakika galibiyetinin avantajını kaybetti. Tamamen kaybetti. Kayseri Spor Antep'le kendi sahasında yenik duruma düştü. İki oyuncusu atıldı. Direndiler. Kravets'te
birbiri buldular. Altın değerinde bir puan. Eğer 3 alsalardı %90 kurtarmışlardı. Evet. Şu an ama averajlara bakılıyor. 2'de averaj, 3'de averaj devreye girebilir. Çünkü herkesin böyle bir Ankara Gücü'nün orada 29 puanı var. Herkes böyle asker gibi dizilmiş. İçtimaya çıkan askerler gibi böyle 30, 31, 32, 32, 32 falan diye gidiyor. Bugünkü Malatya Beşiktaş maçı da alt tarafa ve üst tarafa ayar verecek ama tabii gözler biraz da önce ifade ettiğim gibi Denizli, Trabzon ve Konya, Başakşehir maçlarında. Biraz da TFF 1. Ligi konuşalım isterseniz. Arkadaşlarımız Hasan Bozkurt Erbey'i bağlayacaklar. Hatay Spor'un da delegesidir. Beşiktaş'ın eski yöneticisi olmakla beraber stüdyo konuğumuz. O Hatay fotoğrafını bir ekrana getirelim. Hatay Spor sevinci mi? 3 sene evvel 2. ligdeydi. Şampiyon oldular. Geçen sene TFF 1'e çıktılar. Geçen sene TFF 1'de Hatay Spor'un sevinci arkadaşlar. TFF 1. ligde son haftaya kadar geldiler. İlk ikiye giremedi. Üçüncü oldu. Playoff oynadı. Playoff'ta yanılmıyorsam Antep'le eşleştiler. Antep'e de penaltılarla Süper Lig hakkını verdiler. Fakat bu sene hani dolu dizgin gitti. Lütfü Savaş'ın takımı Hatay Belediye Başkanı ama onursal başkanlık yapıyor orada. Evet. Kendi başkanlık yapmıyor. Teknik direktörleri Mehmet Altıparmak. O da üst üste üçüncü TFF 1. Lig şampiyonluğunu yaşamış. İki önceki sezon Erzurum, geçen sezon Gaziantep, bu sezonda da Hatay Spor'la Süper Lig heyecanı umarım yaşıyor. Umarım göndermezler. TFF 1'in Mourinho'su. Kendi ayrılır. Birinci Lig'de çalışmak istiyor adam. Süper Lig'e çıkmıyor. Öyle mi? Evet, öyle bir huyu var. O zaman gönderdiklerinde ne diyorsunuz Hatay'a? Atatürk'ün emaneti bir memlekettir. Ben o açıdan yaklaşıyorum. Kültür mozaiğidir. Tabii son alınan, her dinden adam son vardır. Alınan toprak. Evet, seküler bir yapısı vardır. Kimse evet. Sen niye namaz kıldın, sen niye pazar günü ayine gittin, sen niye hiçbir inanca sahip değilsin diye kimse birbirinin kapısını çalmaz. Böyle de medeni bir yer bak. Hani hemen aşağısı Suriye Muriye uçurum. Evet. İşte yukarısı Yobaz, aşağısı bilmem ne. Mutfağı ama onlar da muazzam. Hani Hatay'a gidince mutlaka 2-3 kilo alınır. Reklama girmezse Kral Künefe arkadaşlar. Asi Nehri'nin hemen üstünde. Ama tabii künefeye gelene kadar bir tabak kebapları var, ekşili çorbaları var, oğlu var yani. Yani yok yok. Bitmiyor. Kahvesi bile değişik. Ne diyorlar? Tarzı hususi. Cam bardakta, çay bardağında evet, veriyorlar. Aha. Bir basketbol turnuvasına gitmiştim. Kahve istedik geldi. Ulan diyorum ne saygısız adam bunlar. Şimdi yanındaki ama uyanık çocuk anladı. Abi dedi çaktırma iç, kahvenin kralını içeceksin. Niye oğlum? Abi dedi bu camda daha iyi oluyormuş dedi. Hakikaten 10 numaraydı. Evet gerçekten buradan Hatay Spor'u kutlamamız gerekiyor. Ama tabii sadece Hatay çıktı. Son takım son hafta belli olacak. İkinci olacak takım ya ikinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurum ya Adana Demirspor lige çıkacak. 3-4-5-6'da kendi aralarında playoff oynayacak. Adana Demir çekişiyor, Bursa çekişiyor. Çekişiyor ama isterseniz kimin çekişip kimin çekişmediğini Hatay mucizesini stüdyo yorumcularımızdan Hatay Federasyon Delegesi Beşiktaş'ın da eski yönetim kurulu üyesi Hasan Bozkurter'den alalım. İyi akşamlar ve tebrik ediyoruz Sayın Hasan Bozkurter. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Arif kardeş. Katılımcılara evet. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Şampiyon olacağız dediniz, oldunuz. Evet. Şimdi tabii bu bir yani geçmişe dönelik bizim bir çalışmalarımız var. Sayın Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ın başkanlığında gerçekten çok uyumlu bir yönetim ve çok başarılı bir teknik kadro. Başarılı bir oyuncu kadromuz, kaliteli bir oyuncu kadromuzla halkımızla bütünleşmiş, taraftarıyla bütünleşmiş bir Hatay Spor. Biliyorsunuz geçen sene penaltılarda kaybetmiştik çıkışımızı. Gaziantep Futbol Kulübü çıkmıştı. Bu sene de işte gördüğünüz bir hafta var maçların bitmesine. Şampiyon olduk. Onun için çok mutluyuz, gururluyuz. Evet. Tebrik ediyorum emeği geçen herkese. Kesinlikle. Sevgili Hasan abi, şimdi futbol olayı bir taraf. 53 sene sonra ilk kez kuruluş tarihinden bu yana. Tabii Hatay'da futbolun çok daha eskilerde oynandığını biliyoruz ama Hatay'ın farklı bir yapısı var. Hatay, evet. Canım, cennet vatanımıza son katılan toprak. Atatürk'ün benim şahsi meselem. Bu konuda taviz falan verecek değilim deyip Fransızlara savaş açma noktasına taşıdığı bir olay ve referandum yapıp demokratik ortamda biz efendim Türküz, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alacağız diyen bir halk.
Bize biraz da o demografik ve ekrist yapısından bahseder misiniz Atay'ın? Ya tabii, şimdi biz bir defa sanat şehriyiz. Biz Büyük Atatürk'ün bir tek mermi tıkmadan bizim de kendi referandumumuzun sonucunda ana yurdumuz, ana vatanımız Hatay'dır deyip referandumda Hatay'a bağlanan, ülkesinin bayrağını seven bir toplumuz. Ve bizim kentimizde bütün inançlar birlikte yaşar, bütün kültürler birlikte yaşar. Dostça, arkadaşça, kardeşçe, barış içinde. Biliyorsunuz bizim mutfağımız Türkiye'nin gururudur. Dünyada çok saygın bir yeri vardır. Ve bizim orada biliyorsunuz ilk kilise bizim oradadır. Saint Pierre Kilisesi. Ve biliyorsunuz dünyadaki Hristiyanlar hacı olmak için bizim oraya gelirler. Ve onlar dünyanın bir numaralı müzemiz vardır. Yani biz gerçekten Türkiye'nin birlikte yaşadığımız, birlikte bu ülkeye katkı sağladığımız ve ülkemizi çok seven bir halkız. Onun için biz çok mutluyuz. Çünkü bizim çıkmamızın bir sevindirici tarafı bölgenin buna ihtiyacı vardı. Kesinlikle bu konuda çok haklısınız. Yani savaşla, kavgayla, dövüşle, sınırla anılmasın, futbolla anılsın, futbol diğer güzellikleri de ön plana taşısın. Çok %100 katılıyorum Sayın Hasan Bozkurtlar görüşünüze. Teşekkür ederim. Çünkü bu biliyorsunuz bir de bizim sevgili belediye başkanımız Lütfü Savaş'ın çok büyük katkıları oldu. Evet, takımımız, spora büyük yatırımı var. Çok biliyorsunuz kız takımımız Avrupa'da oynuyor. Erkek takımımız işte şu an Süper Lig'e çıktı. Ve biz biliyorsunuz Sayın Başkan Lütfü Savaş Ajax'la çok ciddi bir arkadaşları gönderdiler. Bir ön görüşme değil, arkadan tam bir görüşmeye girildi. Ajax'ın bütün şeyi incelenmiştir kulüp yöneticileriyle birlikte. Yani Ajax'ın yöneticileri ve bizim kulüp yöneticilerimizle. Ve inanın buna en kısa zamanda Ajax'ın modeli neyse Türkiye'de Hatay Spor onu yapacak. İnşallah. Son bir soru sormak istiyorum size. Şimdi Beşiktaş maçı başlayacak. Alıkoymak istemem. Beşiktaş'ta zorlu Malatya deplasmanında. Çok zor maç diyelim. Evet. Oradan bir ünlem koyalım. Hatay Spor geçen sene ve bu sene maçlarını Atatürk Stadı'nda oynadı. Işıklandırması yok, aydınlatması yok. En eski statlardan biri. Yeni bir stat yapılıyor. O stattaki son durum nedir? Yetişecek mi? Ve hakikaten Hatay'ın bu hedefleriyle örtüşecek bir yapı mı? Evet, bu sezon yeni sahamızda oynayacağız, yeni stadımızda oynayacağız. Çok mutluyuz. Çünkü 25 bin kişilik bir stadımız yapıldı. Bayağı bir uzun süreç oldu ama yapanlara da teşekkür ederiz. Yetişecek mi peki sevgili Hasan abi? Yani işte biliyorsunuz planların olması lazım. Yani çünkü bizim oralar sıcak olduğu için sezon başladığı zaman biliyorsunuz. Onun için gece maçı oynanması gerekiyor. Çünkü gelen misafirleri bizim oranın hava sıcaklığına fazla alışık olamazlar. Ayağı sıcak bizim çünkü Antakya'mız. Onun için gece maçı oynayabilmemiz için de ışıklandırmamızın, planların bitmesi lazım. Tahmin ediyorum Sayın Genel Müdür Mehmet Baykan'ın desteğiyle biz tahmin ediyorum açılışımızı da orada yapacağız. İnşallah. Ve sezonu da orada başlayacağız. İnşallah. Sayın Bakan da zaten bugün yeni stadın fotoğrafını koydu. Herhalde bu saatten sonra Sayın Bakan geri adım atmaz. Hasan Bozkurtlar, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. CMTV'ye teşekkür ediyoruz. Size böyle bir olanak sağladığı için. Sağ sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Tekrar tebrik ediyoruz. Tebrikler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Oldu mu olası şu kent takımlarını severim. Bak, o kentin nüfus cüzdanını taşıyıp da Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı olana da pek sıcak bakmam. Ya senin elinde Bursa Spor varsa, Rize varsa, Trabzon varsa ne işin var ya senin Beşiktaş'ta, Galatasaray'la, Rize'yle, Trabzon, Fenerbahçe'yle. Kendi takımı tut kardeşim. Bak, ben Hataylı olsam, inanın ki birinci takım her zaman için Hatay olur. Belki ikinci takım olarak sempati duyarım, ayrıdır. Avrupa Kupası oynuyor falan diye. Ama şimdi, işte bu aidiyet duygusu Türkiye'de inşallah... Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş biraz farklı. Bir şey. Evet. Evet, buradan tabii çok da Hataylı dünyadaki var. Herhangi bir ülkede yok böyle örneği. Everton'lu, Everton'u. Yok işte. Sen şimdi Londralı Everton'u tutuyor. Napoli'ye, Roma veya Lazio'yu, Milan'ı falan tutturamazsın. Juventus tutturamazsın, döverler seni. Evet.
Vallahi diyor, hakaret sayarlar. Napoli'de denize atarlar. Ne söyleyeyim. Kaybede pert evet, ederler. Türkiye Napoli'de. Garip bir yapı. Tabii çok da Hataylı var. Hepsini tebrik ediyoruz. Geçen sene bir şampiyonluk bestesi yapan Kader eski yöneticilerinden Nüket Akıncıoğlu Gökaltay'ı tebrik ediyoruz. Erol Bireci Fenerbahçe yönetici ama Hatay Spor'a çok destek olmuştur. Onu da tebrik ediyoruz. Kulakları çınlasın. Bu arada Hatay Spor'un Mustafa Cengiz Dedeler'den biri Murat Bereket'tir. Galatasaray Onu da tebrik ediyoruz. Galatasaray'ın eski basın danışmanlarından. Evet, şimdi Hatay Spor'un basın danışmanlığını yapıyor. Evet. Bir de şöyle bir yazgı. Tanıdık biri var Bereket. Yani içeride. Altay'da da Caner Besler. Altay'ın evet, da basın evet. Sorumlusu Hı-hı. sevgili Can. O da çok değer verdiğim bir Galatasaray TV müdürlerinden de. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Altay'da gelir. Hani üçüncü takım Adana Demir. Bak gelse sevineceğim. Altay gelse göbek atacağım. Bursa gelse sevineceğim. Herhalde bunlar playoff oynarlar. İnşallah oradan saçma sapan bir takım gelmez. Ha bu arada Erzurum kendisi aslında Sezar Ümraniye'yi yenemezse Demirspor ve Bursaspor falan da devreye giriyor. Çok ilginç puan durum var. Evet şu Fener Sivas'ı konuşalım. Çünkü programımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Fenerbahçe. Yani şimdi Galatasaray yeniliyor, Fener yeniliyor. Galatasaray beraber kalıyor, Fener beraber kalıyor. Bu hafta Galatasaray onlar, yenildi. Biz ne de... kadar ezeli rakip olsalar da o Fenerbahçe ile Galatasaray kardeş. Şimdi Kalamış'ta yan yana tesisleri. O öyle bir enteresandır ki Kalamış'taki Galatasaray ve Fenerbahçe tesisleri. Yan ikisi de yan yana ve ikisi birbirine girmiştir böyle. Üçgen şeklinde girmiştir. Sırt sırta. Evet. Eski bir Kadıköylü olarak biliyorum. İki tarafla da muhabbetim var. Belediye olarak hepten muhabbetim var. Orası gerçekten çok güzel bir coğrafya. Ve Fenerbahçe yıllar sonra altyapıdan bir Ömer Beyaz'ı çıkardı. İnşallah başarılı olur. Teknik direktör Tahir Karapınar ilk 11'de görev verdi. Keşke oyundan almasaydı. Bak Fatih Hoca, Emin Bayram'ı 17'lik stoper. İki hata yaptı. Biri gole neden oldu. Gerçi o hata kalecinin. Evet. Öyle geri pas verilmez. Ama oyundan çıkarmadı ki çıkarabilirdi, elinde stoper alternatifleri vardı. Ben Tahir Hoca'dan da maçı kaybetme pahasına bu çocuğu kazanma yolunu seçerdim. Maçı çünkü zaten kaybetti. Fenerbahçe'den, hani altyapıdan yok. Müjdat Yetkiner'den beri oynayan yok. Var, işte Melih Demiral var. Juventus'a gitti çocuk evet. Alanya üstünden. Kaçırdılar çocuğu o dönemdeki yanlış adımlar. Yani bu çocuk bunlara işte gözümüz gibi bakmamız lazım. Ya baksana daha sakalı terlemiş. Sakal çıkmamış, terlememiş. Daha anne tüyü dedikleri. Galatasaray'da Emin Bayram. Bu çocuk Fenerbahçe tarihinde ilk 11'de oynayan en genç. Ne güzel. Yani o büyük bir ne şeref. Ne güzel, çok büyük bir şeref. İnşallah Fenerbahçe tarih kitapları uzun seneler yazar. Tabii Galatasaray'ın Emin'in eksikleri var. Biraz ağır. Kendine fazla güveniyor. Bir de daha hala baby face. O sakalı falan uzatsın. O daha fiziklenecek biraz. Evet. Ama şöyle yapması gerek. Yani bütün çalışarak. Genç çalışması. Hızlanırsınız değil mi? Efendim? Hızlanırsınız. Tabii. Yani sporda ağırlık diye bir şey yoktur. Tabii. Yani sonuçta Alman panzeri değilsiniz. Hayır ama biraz da tabii ki güçlü olmak gerek. Biri omuz vurduğunda devrilmemek gerek. Bunun için de biraz kuvvetlenmek gerek. O 16,5 yaşında çocuk kuvvetlenemez henüz. Yok. 17-18'den sonra yükleme evet. yapması lazım. Buradan da... Şimdi... Bir parantez koyayım mı? Tabii. Habercem'de de yazdım. Kısaca şöyle ifade edeyim. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok borcu olan takımların artık yapacakları tek şey var. Mesela Galatasaray bu işe çok müsait. Fatih Hoca var. Bu çocuklara sarılacaklar. O kadar. Fatih Hoca var. O kadar çok kredisi var ki taraftarın gözünde. Ne haber? Bütün göndereceksin. Ne kadar orada belandası, serisi ne varsa hepsini göndereceksin. Kaç para ediyorsa satacaksın. Haraç mezat göndereceksin. Onlardan elde ettiğin parayla altyapıdan ve yurt dışında Avrupa'nın kuzeyinden. Nedir? Danimarka, Norveç, İsveç. Belki Hollanda'nın bir bölümü ki Hollanda'ya bile girmesine gerek yok. O kuzeyden Finlandiya. İsveç, Danimarka, Finlandiya. Onlardan seçeceksin belki genç. Belki şey İzlanda. Evet, İzlanda da çok uygun. Çok sağ evet. Ve bir futbolcuya en fazla yıllık 50 bin euro, 100 bin euro vereceksin. Oynarlar. 17 yaşında çocuk oynamaz mı Galatasaray'da? 100 bin euro az para değil.
ayrıca. Hani az gibi görünüyor ama 3 milyonların canım, 5 milyonların yanında. İzlanda alıysa 100 bin euroya İzlanda'da 2 kat dev alıyorsun. Evet. Daha bile fazlası alınıyor. Neyse. Bundan kuracak. Mesela Galatasaray her şeyin öncüsü ya. Galatasaray böyle bir şey yapsa hiçbir Galatasaray taraftarının, hiçbir özellikle Galatasaray Genel Kurulu üyesinin gıkı çıkmaz, alkışlarla karşılanır bu karar. Sen kaç doğumlusun? 69. Yetişmedin. Kıl payı kaçırmış olabilirsin. O neyi? Dediğini 1979-80-81'de Galatasaray yaptı. İşte o Cüneyt Tamanların, yok daha o gelmeden. 81'de Derval geliyor zaten. 84'te geliyor Derval. 84'te net. Mi geliyor? Net. Bu konuda netim. İşte o zaman stoper Anıl, Rauf abiler, Cüneyt kaptanlar, gencecik çocuklar. O zaman Süper Lig maçları öncesi yani birincilik maçları öncesi PAF takımları oynandı. Evet. İşte U16, çok yakın U18, zamana kadar her neyse. İşte oralarda o çocukları millet erken gelir ve seyrederdi ve o çocukların hepsi çıktı, adam oldu. Tırnak içinde hepsi adamdır. Ve Galatasaray'a, Türk futboluna hizmet ettiler. %100 katılıyorum. Ve bu hani artık borç 2 milyar liraya gelmiş. Bunun inme olasılığı yok. Sen bankalara zaten emanet etmişsin. Valla ben Luay'la Flore'yi verip kurtulacaksa dünden razıyım da. İmkanı yok. Kurulu üyesi olarak. İmkanı adayı yok. Da alırlar bunlar yakında. Ada da ayrı bir konu, sorun da şimdi bu programı Galatasaray saatine çevirmeyelim. Evet. Evet. İşte gençlere çok önem vermek gerek. Evet. Ben çok sevindim. Bu evet. Boş ver. Fenerbahçe yenilmiş yenilmez. Sivas Spor için diyeceksiniz. Umarım. Maç bitiminde de hocanın dedi ki 3 futbolcu Fatih, Emre, pardon Hakan, Mert Yandaş, Fatih ve Emre Kılıç. Değil mi? Emre Kılıç evet. Önümüzdeki sezon bizde oyun olmayacaklar dedi. Ama onlar da çıktılar çatır çatır oynadılar. Şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gideceğini bu sefer de Sivas Spor gitsin bir yere. Sivas Spor yürüsün. Çünkü hani biraz önce konuştuk ya şehir takımları. Sivas'ta da muazzam bir şey var. Futbol sevgisi var. Hani ben gittim tesislerinde de dolaştım. Ve o istasyon caddesinden stada doğru yürümüşsünüz. Evet. Stat eski yerinde değil mi? Tabii eski yerinde. Yenilediler ama eski stat. Ve bir tane futbolcunun kulüpten alacağı yok. Kulübün borcu yok. Allah var Mecnun Otu Yakmaz o konuda çok profesyonel. Evet. AŞ gibi yönetiyor kulübü. Stadı alttan ısıtmalı yapıldı. Yeniden yapıldı. İşte oranın ağır iklim şartlarında yani kaldıracak ben üşümem, hiçbir yerde üşümem, orada üşüdüm. Ben de üşüdüm. Üstelik benim üşüdüğüm mevsim Haziran, Mayıs'tı. Yok, Galatasaray'ın şampiyonluk maçıydı. Kasım'da gitmiştim. Galatasaray'ın şampiyonluk maçıydı. Vallahi üşüdüm. Ya bardağı koyuyorsunuz, 5 dakika sonra buz oluyor. Hani bir şeyin yanına güzelmiş. Buz istiyorsan bardakla koyuyorsun, hop deviriyorsun, buz oluyor yani kocaman. Yani keyif şeyi kadehi gibi yapabilirsin. Evet, eğli keyif gibi oluyor. Yani. Evet gerçekten Sivas Spor zaten arayı açtı Galatasaray ve Fener'in mağlubiyetleriyle. Bugün eğer Beşiktaş'tan da şey bir sonuç çıkarsa Sivas Spor Lig 3.'ünü garantileyecek. İşte Şampiyonlar Ligi yolu da açık. Tabii o ayın 16'sında onu da konuşalım. Şu sıralar Denizli deplasmanında mücadele eden Trabzonspor belki şampiyon olsa da Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir. Çünkü UEFA'nın verdiği bir Avrupa'dan men cezası var. KAS Mahkemesi ayın 16'sında toplanacak. Perşembe oluyor ama... Bir parantez, Manchester City'nin biliyorsunuz 5 yıl men, evet. 30 milyon euro cezası vardı. Bugün KAS mahkemesi affetti. Hani bu da Trabzonspor harekete geçiyormuş. Öyle ya haberler gelmeye başladı. Siz yani pek umutlu değilsiniz galiba. Tabii ben umutlu değilim. Umarım hiçbir Türk takımı, Trabzon'u bırakalım bir kenara. Umarım hiçbir Türk takımı UEFA'dan böyle men cezası yemez. Çünkü... Uğraş bir sezon boyunca 8 ay 9 ay boyunca uğraşıyorsunuz sonra bir karar çıkıyor Avrupa'dan men oldun. Ne oldu? Belki de Trabzonspor o men kararı yüzünden konsantrasyonunu kaçırmış olabilir. Yani, şampiyonluğu kaçırdı. Valla baktığınız zaman üzüntü verici bir durum. Tabi bu da biraz evvel söylediğiniz ana çerçeveye geliyor. Harcamayacaksın kardeşim evet. O paraları. Harcamayacaksın. Yani baktığın zaman... ayağını yorganına göre uzatacaksın. Diye ev idaresiyle aynı. Evet. Eve 5 lira giriyorsa 5,5 lira harcarsan 6 ay sonra 2,5 lira borcun olur. Kesinlikle. Nur topu gibi. Evet, çok kısa bir süre içinde Konya Spor, Başakşehir Spor, Denizli Spor, Trabzon Spor ve Malatya Spor, Beşiktaş maçları başlayacak. Biraz önce sonuçlanan maçlarda Kasımpaşa Rize'yi Çaykur Rize'yi 2-0 yendi. Ateşe attı. Kayseri Spor, Gaziantep 1-1 berabere kaldılar. Kayseri Spor'un 9 kişi kaldığı maçta.
Haftanın açılış maçlarını, diğer maçlarını zaten konuştuk, tartıştık. Vallahi hani bir arkadaşımın esprisiyle bitireyim. Son laflarınızı alacağım. Hani bu 3 maç oynanırken oğlum olsa seyretmez. Evet. Doğru. Dediler. O yüzden biz yönetmenimize, sevgili Pınar'a ve Murat Bey'e rica ettik. Programımızı bir saat erken aldılar. Galatasaray'dan son bilgi geldi mi? Sayın Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu ile yaptığı toplantıdan bir şey yok, bir şey öyle yani. Mı? İstifa ya da şu aşamada istifa ya da bir seçim kararı yok. Bakıyoruz, gece uzun. Olacak. Ama bugün de yanlış bir gün. 3 tane belki şampiyonun belli olacağı gün, o toplantıyı yapmazsın eğer bir sonuca gelirse. Belki de fazla ilgi çekmemek için yapıldı bu. Ha, o da olabilir diyorsunuz. Çünkü sadece Galatasaray yönetimini ilgilendiren bir toplantı bu. Hayırlısı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve bir ufak şey daha söyleyeyim. Tabii. Mesela şu anki Galatasaray yönetimi meşru değil. Hani böyle de bir tuhaf durum var. İbra edilmedi bundan bir... Ama bir mahkemeye başvurup öyle bir madde koydurdular. Hani ibrasızlık... Şimdi o ayrı. Galatasaray yönetimi mahkemelerde, yani kendi genel kurul üyelerini mahkemeye vererek bir meşruiyet, meşruluk kazanamaz. Kazanmaması gerek. Anladım. Hani hukukun yollarını zorlayabilirsin ama etiğin yolu bu değil. Evet. İbra edilmediğin an çekeceksin, gideceksin. Yani şimdi tabii etik açıdan öyle, Adnan Polat'ın yaptığı. Mahkeme doğru. Diyelim, Adnan Polat'ın yaptığı gibi, evet, Adnan Polat doğrusunu yaptı. İbra edilmedi, gitti. Ve şunu da söyleyebiliriz, mahkemeler günün birinde bu yönetim aleyhine verdiği zaman kararı verirse. Bu kadar zaman alınan kararlar, alınan futbolcular, Kadık. Ödenen paralar hepsi bir anda pıt diye düşüyor. Yani bu tehlikeyi zaten engellemek için hemen ibra edilmedin, tamam hemen seçime gidelim. Bunu yapması gerekti bu yönetimin ama yapmadı. Vallahi ben onu ilk seçildiği zaman Sayın Mustafa Cengiz'e söyledim. Başkan dedim, şu o zaman da çok güçlü. Şampiyonluk kupası orada, Türkiye kupası orada, evet. Gümbür gümbür. Başkanım şu tüzüğü değiştir. Çıkart o maddeyi. Senin elinde çünkü. Ve o arada ona tüzük, vakit bulamadılar. Galatasaray'da tüzük değiştirmek öyle o kadar kolay genel işte. Kurula gidiyorsun. O zaman eli çok güçlü. 2400 oyla gelmiş. Değiştirirdi, hiç öyle düşünme. O tüzük, şimdi bundan 10-12 sene önce bir tüzük değişti. Yaklaşık 3 yıl tartışıldı da değişti. Sonra... Galatasaray biraz o anlamda oturmuş camiye ama ben şeye üzülüyorum. Hani ben kulüp üyesi olarak kulübümü mahkemeye vermem. Yönetici olarak kulübümü mahkemeye vermem. Evet. Kulübün kararını mahkemeye vermem. Kulübüme fatura kesmem. Bunu üyeler için söylüyorum. Evet. Yönetimin öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kulübe biraz etik açıdan bakıyorum. O yüzden de Galatasaray'da son dönemde yaşananları üzüntüyle karşılıyorum. Açık ve net. Diyelim, daha da uzatmayalım. Daha da uzatmayalım. Çünkü o şey tutulur yeri yok. Yani hukukun üstünlüğüne de inanan insanlarız. Çünkü Galatasaray... Ya orada bile başka türlü işler var da ben akşam eve dönerken anlatayım. Mektebi Sultani burada anlatılacak Türkiye'ye sayılı hukukçular kazandıran. Evet. Kanalımızın sahibi Sayın Profesör Doktor İzzettin Doğan başta olmak üzere Mehmet Elif Hacı Beyler ve daha sayamayacağım. Duygun Yarsuvat. Yarsuvat hocamız birçok hukukçuyu ve kürsü sahibi hukukçuyu kazandıran camiadır. O yüzden ben Galatasaray'ın tüzüğünde, orasında, burasında idari yönetim hukuk garabeti yaşamasını bir kabul edemiyorum. Zaten o ibra bilmem ne mahkeme haberlerini duyunca ben pek alerji olmam. Böyle çatır çutur kaşınmaya başlıyorum. Çünkü üzülüyorum. Yani buradan sözüm yönetimedir. Üyeyidir, taraftarıdır, herkesedir. Bütün Galatasaray paydaşlarınadır. Galatasaray'ı mahkemeye vermeyin kardeşim. Ama Galatasaray'da mahkemeye yansıyacak biçimde idare edilmesin. O da ayrı tabii. Bu benim görüşüm. Genel kurul nasıl ki Sayın Mustafa Cengiz genel kurul üyelerin oylarıyla seçilip büyük bir oy alarak başkan, evet, seçildi. Aynı genel kurul. Artık istemiyorum seni. Bizim ailede 8 oy var. 7'si gitti vallahi. Bir kişi vermedi, o kadar. Şimdi o bir kişi de bizde dalga geçiyor. Baba ne oldu diyor. Ne diyeyim yani, diyecek lafım yok. Çünkü o dönem öyle bir rüzgar esmişti. Ki bakın Dursun abiyi de çok severim. Abi dediğim nadir Galatasaray başkanlarındandır. Öyle olduğu halde vermedik. Aileden bir kişi verdi. Dursun abinin 11 tane yapmaması gereken şey vardı.
11'ini de yaptı. Yani bir tanesini yapması hala başka. Tabletteki 10 yasağa benziyor yani. Evet, böyle 11 tane, yani bütün camia dedik bak şunu yapma yaptı, bunu yapma yaptı. Biz dedik bak böyle yapma sakın gider yaptı. Şunu deme dedi. Ya dedik ki bak. En son tüydüler lafı bitirdi işi. Hani ya, imza topluyorlardı. Yani. Orada bak şöyle çok kısa anlatayım onu. Bir programı kapayalım. Kalamış'taki seçim konuşmasında dedi ki imza topluyorlardı beni devirmek için. Şimdi ne oldu? Tüydüler dedi. Birkaç gün sonra seçim vardı. Seçim sabahı ben erkenden giderim Galatasaray Lisesi'nin için. Orada da işte sınıfımı dolaşırım. Çocukluk anılarımı tazelerim vesaire. Hiç daha önce hayatımda görmediğim genel kurul üyeleri geldi. Çünkü her 30 senedir içindeyim ben 3 aşağı 5 yukarı herkese bir göz aşinalığım var. Ama o sabah gelen 1000 kişi nasıldı biliyor musun? Hiç daha önce görmemişim. Gelip oy atıp gidiyorlar. Zaten tüydüler, o tüydüler lafını kimse yemedi. Ki ona rağmen 90 oyla kaybetti. Pardon. Öyle olduğu halde. Demek ki o lafı etmese uzak ara kazanacaktı. Bugün çok farklı bir yerde oluyordu. Evet, maçlar başladı. Biz de maçları seyretmeye çıkıyoruz programı bitirip. Bu akşam Türkiye yeni bir şampiyon mu kazanır yoksa son iki haftaya mı kalır hep beraber göreceğiz. Ama lütfen küme düşme hattındaki takımların hakkı yenmesin. Benim bu TFF MHK'den son talebim budur. Sayın Serdar Dinçbay'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımıza değer ve katkı sağladınız. Hiç kimsenin hakkı yenmesin evet. Ya. Evet. Haftaya daha değişik programla, daha uzun ve saatinde bir programla Açık Tribün'de karşınızda olacağız. Teşekkür ederiz.